Söyleyin Tuncay. Açıkçası o çocuklara bakmak boynunuzun borcu zaten. Evet. Kendi kendilerine bakacaklar? Bence hiç bunu dile getirmeyin. Bu sizin zaten doğal göreviniz. Haksız mıyım? Bir anne Dinlemem. Olarak yani şunu söylemeye çalışıyor aslında sevgili Nurgül. Ben yalnız kaldım. Baba destek vermedi. Yalnız kaldığım için onları yaptım. Ben onu anlıyorum. Ama evet. Şunun bunun temizliğini derken sana iş veren insanları da küçüm şey yapma lütfen. Hakaret etme yani. Sen... Gitmişsin, emeğinin karşılığıyla çalışmışsın, emeğinin karşılığını almışsın. Ben ona takılıyorum. İyi ki de ya çalışmışsın, iyi ki de sana iş vermişler yani. Kötü bir şey değil. Sen de yani yalnız kaldığını söylüyorsun. Baba Serkan hiç ilgilenmedi mi, halası ilgilenmedi mi çocuklarla? Yok, bize izin vermiyorlardı gelmelerine. Hayır. Gizli gizli baba, gelirdi. Baba zaten baba hiç sen çıkmadı. Bak bak ne diyor? Halasına, halasına mesela gene giderdi. Ben gizli, bir şey demiydim. Gizli yok, bu değil de kendinin tarafı derdi. Ben söylemezdim yok. Yani halasına gittiğini. Yani bir dakika, niye söylemiyorsun halasına gittiğini? Hayır, gitmesin? Hayır, giderdi, kızmazdım evet. Kızım. Ama bir dakika, insan halasını gizli gizli gider mi ya? Yok yani gene telefonu açardan da gidebilir miyim ben mesela yengesinden? Bir dakika dur Nurgül, bir dakika ya. Niye size gizli gizli geliyor? Ya babasının babadan yüzüne. Babadan ayrı olduğu için. Kim izin vermiyor, dayı mı? Dayı vermiyordur, yengem bir şey demez. Yok yani ailem mesela yani biz büyüttük, biz evet, ettik. Biz besledik ya, diye baba, bize izin vermiyor yani. Valla büyüttük derken. Biz asker derken, gecesine gittik yani bir şey dakika, demediler. Çetin de zaten terzi şeyi var, dükkanı var. Büyüttük derken çocuk 7 yaşından itibaren Çetin'in yanında çalışmış yani. Yani yanına götürür getirirdi. Götürür getirirdi diye çalışmış. Yani bir şeyler belirsin. Aldığı parayı da sana vermiş. Yani bedavadan bakmamış çocuğa yani senin kardeşinde. Benim gördüğüm, akından dinlediğim yani. Dayı Çetin de bedavadan bakmamış. Tamam mı? Ya bir insan yani şey kocan ya yani çocukların babası kötüyse insan halaya haladan destek alırdı. Sen başında durmuyorsan hala gelir bakardı. Gizli gizli görüşmek olur mu Nurgül, ne demek ya? Ay tamam i̇şte bakıyorlar zaten. Ne bakıyorsun? Öyle bakılsa bu çocuk bakılsa ortada olmaz mı? Ya tamam yok, da halaya gidiyordu. Bir şey demiyorum. Dur. Halaya zaten gidiyordu. Haladan oturuyordu. Ben Aygülcüm hiç evlendirmek istedi mi? Yengem mi? Hı hı, kızı. Yok. Ben duymadım. Neden şüphelensin ki lan? Hayır hayır. Evlendirmek istedim. Evlendirmek istedin mi? Ha pardon. Ben duymadım asla. Hayır. Ha, hiç evlendirme niyet ettin hayır, mi? Hayır canım. Görüştürdü hayır. Mü? Hayır ha? Hayır öyle bir şey yok. Emin misin? Eminim. Ben bilmiyorum. Elimizde bazı görüntüler vardı. Arkadaşlar hazır mı o? Nasıl evlendirmeyi düşündüm 15 yaşında? Bunlar hazırlıyorlar şu anda. Elimizde bir görüntü var da onu birazdan yayın. Hazırlıyorlar vereceğiz. Hiç kızın ya. Kızı evlendir yani çünkü bak Serkan mı demişti cuma ben, günü? Yani bilmiyorum. Kızın bir yerde tutulduğunu, birilerine verildiğini söylüyor babası. Hayır canım. Ve nerede olduğunu da senin bildiğini söylüyor. Ben bilsem zaten söylerim. Kendi o kafadan gitsin, bili desin. Bir sefer kendi başımıza duraydı baba diye. Ya kötü biz kötüyüz. Ha, baba diye başımıza. Biz kötüyüz. Başımıza duraydı kaç sefer? 6-7 sefer evde attı. Ben ona iyi, ben iyisin ona demiyorum. Bak ona iyisin asla demiyorum. Ben inkar etmiyorum hiçbir şeyi. Defalarca yani. Bu eskiden vardı 10 sene önce bitmiştir. Defalarca yani uğraştım. Evim yuvam olsun dedim ama olmadı. Ben onu geçtim, geçmiş gitmiş artık. Bir araya gelme olasılığınız yok zaten. Bitmiş gitmiş ama kendi mesela öyle şey yapamaz. Helen'in hiç arkadaşı yok muydu? Sokaktan mı yani? Hayır. Sosyal medyadan kendisinden büyük erkeklerle görüşüyormuş. Ya benim elimden telefonu alırdı. Benim okuma yazmam yoktur dedim. Onu ben defalarca söyledim. Ya bir şey söyleyeyim size. Okumam yazmam yok derken utanman gerekiyor biraz. Çok özür dilerim yani. Bak benim annem babam geliyorlar. Ya pardon halalarım Sivas'tan. Tamam mı? Geliyorlar gidiyorlar. O zaman bile kaç yıl önce ya? 30-40 yıl önce gidiyorlar. Devletin açtığı kurslar var. Gidiyorlar orada okuma yazma öğreniyorlar. Şimdi halam, annem vefat etti ama halam böyle bir roman okuyor yani. He canım benim. Okumam yazmam yok ne demek ya? İnsan kızı için okuma yazma öğrenir. Bu çocuk nereye giriyor, ne yapıyor, ne ediyor? İşte yani. Senin sosyal medyadan kendisinden çok yaşlı büyük erkeklerle konuştuğunda hiç yani sen uyarmadın mı kızın? Akın diyor ben mu? Ben görmedim yani. Ama bir dakika. Yani ben görmedim. Evet Akın uyardı. Bir şey görümcen konuşsun. Evet Akın uyardı. Ona bakar hatta Akın söylemiş. Oğlumun şey değil ki yani çocuğu dövdü yani. Derken şey. Sıkıştırdı yani. Evde yapma. Sıkıştırmışlar. Etme diye. O da bize gelmişti. Peki sonrasında sen kızını acaba yani bu kız ne kadar sosyal medyaya giriyor? Yani şifre koysaydın sosyal medyanı vermeseydin telefonu kendisi, vermeseydin. Kendisi kormuş şifreyi.
Senin telefonun değil mi tatlım? Tamam, benim de elimden alırdı. Mesela şifreyi kendisi kormuş. Sen şifre kendin koyamıyor musun? Yok, ben koyamam. İş yerindeki arkadaşlardan yardım isteseydin? Ya ben şüphelenmedim ki kızımdan. Ya senin oğlun Akın demiş ya askere gitmeden tamam, önce. Tamam, ben dedim, söyledim çocuk... kızıma yani birinden konuşuyor musun? Birinden, yok anne. Ya biriyle konuşuyor musun değil. Çocuk sana demiş ki, bak ay şey Nurgül'cüm. Çok, bak ben sonuçta bir anneye bunları sorduğum için utanıyorum yani. Ama çocuk sana şunu sormuş. Demiş ki, anne demiş, bu çocuk benim kardeşim, kendisinden büyük erkeklerle yazışıyor. Ben de kızıma sordum. Biriyle konuşuyor musun demek değil. Daha 15 yaşında bir çocuk o şekilde yazışıyorsa biri de kandırır götürür. Yani gerçekten. Ben de kızıma yani. İsa dediler. İsa'nın evine de gittim. Ha, ben kızıma söyledim yani. Yok anne dedi. Defalarca söyledim. Ne söyledin sen eşine? Yani mesela görüştüğün, abim... sevdiğin biri var, evleneceksin diye mi sordun? Hayır, bir konuştuğum bir kişi var mı dedim. Ha, varsa ne olacakmış peki? Yani annem söyle dedim. Anne yok, ben kimle, kimseyle görüşmüyorum. Ya konuştuğu biri olsa ne yapacaktın mesela? Ne yapacaktım? Ha, ne yapacaktın? Ne yapacaktım? Yani konuşma diyecektim kızıma. Yapma diyecektim. Sen kaç yaşında evlendin Nurgül? Ben... Nasıl vardı? 25... Yaşın 20'den yukarı yani. Evet, büyük. Küçük değildin yani. Evet. Ya sen kızının 15 yaşında anne ben biriyle evlenmek istiyorum ya da biri bir... dese herhalde kabul etmezsin değil mi? Hayır canım, eder miyim ben? Hı. Bir anne eder mi onu, 15 yaşındaki kızı kalkıp da bilmem. Senin kızın böyle makyaj falan yapıyor muydu? Mesela düğünde falan. Hı. Evet, mesela yakın düğün yakınlarımızda. Hı. Mesela gittiği zaman. Gittiği zaman. Ha, az bir şey, çok değil. Çok normal. Değil. Normal. Evet. Az bir şey. Tamam. Öyle yapardı. Hadi bir görüntü gelsin bir ekranlara bakalım. Siz de düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim sevgili izleyiciler. 15 yaşındaki bir kız çocuğu. Neyse bir gelsin fotoğraf da görüntü. İzleyelim. Ablam benim, babam iki evliydi. Ablamın oğlu evlendiğinde o düğündeki görüntü. Ne zaman, yani, ne kadar süre önce bu görüntü çekildi? Ne kadar oldu yani ablanın? Benim eve ablam, yani babam iki evli ya benim. Evet. Öbür ablam biliyor kendisi de. Tamam, neyse ne zaman oldu bu düğün? Çok... Bu görüntü kalsın arkadaşlar. Yaz, yazdı yani. Yaz. Evet yaz ama ne zaman olduğunu bilmiyorum yani ayları. Senin kız doğum günü biliyor musun? Hangi gün ay doğmuş? Birinci ayın, işte bu ayda. Birinci ay mesela bir hafta oluyor kız, ondan sonra şey oluyor. Yani demek ki orada 14,5 falan daha. 15 de değil yani. 15'i bitirdi, 16'ya girdi. 2008'de. 2008'de. Evet. Şimdi bu ayda girdi yani kızım. Tamam, neyse 15 girdi. Yaşında bu kadar yoğun makyaj niye? Kendisi mi istedi, sen mi yaptırdın? Berber'de gittiğimizde, şey yaptığımızda kendisi istedi. Kıza bir kına gecesi elbise yapmadınız giydi, değil evet, mi? Kırmızı bir elbisesi var. Evde gene var, elbisesi duruyor. Kıza bir kına gecesi falan yapmadınız değil mi? Hayır canım, elbisesi duruyor evde. Kırmızı elbisesi var, kendisi de var, biliyor. Ben bilmiyorum bunu. Az makyaj yapar ama... dedin, bu makyaj ne? Tamam, ben kendisine söyledim, kızım az makyaj yap, yok anne ben böyle olsun. Ben bilmiyorum kırmızı elbiseyi. Ha, anne böyle olsun dedi yani. O düğünde yani. Dur bir dakika, bir dur. Ben görmedim abi, biliyor dedim yani de ben senin oğlun da gelmişti ona. He, onu bilmiyorum. He, oğlu da gelmişti. Elbisesi duruyor evde yani. O düğünde peki birileriyle mi tanıştı acaba? Yok canım. Ha? Yok. Benim yanımdaydı. Bu elbiseyi, fotoğrafları... Nerede makyaj yaptırdınız kıza siz? Berberde. Kendi halasını orada. Badriye'de mi? He. Orada. Bizim orada. Orada yaptı yani. Hani dedim kızım bu kadar makyaj yapma annem dedim. Anne olsun dedi. Bir seferlik böyle olsun. Sen de yanındaydın. Evet yanındaydım. Yani tabii tabii. Kendisi mesela istedi onu. Onu söylüyorlar. Profesyonel makyaj diyorlar kendisi zaten de. Kendisi onu istedi yani. Hmm. Orada. Peki müdahalede bulunamadın mı yani? Yani kızım az yap dedim. Hmm. Ayıp dedim kızıma. Anne yok yok bir sefer öyle olsun dedi bana. Ya sevgili bakar mısınız ya makyajın yoğunluğuna, aşırılığına.